Tonguç Ana Haber Bülteni'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 13 Mayıs Pazartesi günü. Haber başlıklarımızda neler var? Hemen onlara bir bakalım. Yabancı dil eğitimindeki yeni gelişmeler. Atletizm ve matematiği buluşturan organizasyon. Yüzme yarışında yaşanan sıra dışı olay. Amcası için mouse tasarlayan öğrenci. Konyaaltı sahilindeki dev etkinlik. Ve sosyal medyadaki eğlenceli görüntüleri izleyeceğiz. Ayrıca sizden gelen videolar ve haftanın konuğu Emir Özyakışır birazdan Tonguç Haber Bülteni'nde. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda yeni bir yabancı dil eğitimi modeline geçileceğini duyurdu. Eğitim reformu kapsamında İngilizce ve diğer yabancı dillerin iyi bir şekilde konuşulabilmesi için yeni bir eğitim modeline geçilecek. Eğitimler teorik kitap bilgileri vermekten ziyade öğrencilerin yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabilmesini hedefliyor. Yeni sistemde öğretmen yeterlilikleri artırılarak teknolojiden daha fazla destek alınacak. Görüldüğü üzere yabancı dilin önemi gün geçtikçe artıyor. Bu arada YouTube topluluk bölümünde bir duyuru yapmıştık. Sizler de bize yabancı dildeki yeteneklerinizi gösterdiğiniz videolar yolladınız. Şimdi onları izleyelim hep beraber. I have been following you for 3 years and you are teaching the lessons very well. Now I am really good at my lessons. Thanks a lot. Have a nice day. Bye bye. 안녕하세요. 잘 지냈어요. 이름이 찰리예요. 만나서 반가워요, 동구. 안녕. Hello, Vigate is here. Hello, Tonguç Academy. This is Emir. Today I do an interview with my friend Tonya. Hello, Tonya. As you are the member of International Community Service at our school, could you please inform us about your studying on migration in International Community Service? For this purpose, internal and external migration causes consequences or policies. Common and different aspects of both types of migration, such problematic areas, and the migration of lying down measures to be taken should have been studied separately. Thanks for Tonya. Hi. Bonjour. Je m'appelle Aline Lecumet. My name is Aline Lecumet. I'm 13 years old and I'm 7th grade. My school is Isandor Amici Foundation, Bilkent Private Middle School. As you can see, I can speak English really nice. And yeah, my school is really helping to me to also talk to French. But I'm not really good at French because I get French for 2 years and I get English for 7 years, as you can see here. Matematik ve atletizmi birleştiren matletik yarışması tamamlandı ve ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığında yapılan Matletik 2019 Matematik Yarışması finali 65 finalistin katılımıyla gerçekleşti. Bu yarışmada finalistler rakipleriyle değil kendileriyle yarışarak tahminde bulundukları dereceye ulaşmaya çalıştılar. Yarışma iki etaptan oluşan bir yarışma. İlk etap teorik bir matematik sınavıyla başlıyor. İkinci etapsa bu şekilde gördüğünüz bir olimpiyat tarzında 4 farklı kulvardan oluşan bir yarışma mevcuttu bugün. Son etabı gerçekleştirdik. Şimdi birazdan ödül töreni açıklanacak zaten. Değişik oldu. Benim için gerçekten çok güzeldi bugün. Ben gayet beğendim yani. İlk 3'e giren öğrencilerle birlikte yarışmaya katılan tüm öğrenciler ödüle layık görüldü. Arkadaşlar LGS'ye sadece 18 gün kaldı. Bu nedenle sınav hakkında daha sık konuşmaya devam edeceğiz. Bugün yanımızda İnkılap hocamız İbrahim Hoca var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Engin. Hocam bu sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne tarz sorular göreceğiz sınavda? Sınavda özellikle diğer Türkçe ve matematikteki gibi çok uzun sorular beklemiyoruz. Çok kısa sorular da olmayacak. Orta düzeyli sorular bekleyecek. Özellikle çocukların muhakeme yapmasını, bununla beraber analiz, bağıntı kurmasını, okuduğunu anlama tarzında özellikle yargı çıkarabileceği sorular bekleyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı özellikle çocuğun üst düzeyi, bilişsel düzeyini burada sorularda bekleyecek çocuktan. Peki hocam böyle sınava az bir zaman kala, yani şu son günlerde İnkılap'ta hangi konulara çalışmak lazım? Şimdi ikinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerden biz iki soru bekliyoruz. Birinci ve diğer kalan diğer ünitelerden de bir soru bekleyeceğiz. Hani yedinci ünite özellikle okulda yetişmeyebilir. Bu yüzden yedinci üniteden soru sorulmazsa iki, üç veya dörde bu dağıtılabilir. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nı burada irdeleyeceğiz. Bununla beraber milli mücadele döneminin hazırlığını, yeni milli mücadele döneminde geçen savaşları bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk ilke ve inkılaplarını özellikleriyle bileceğiz, bağıntı kuracağız, günümüzde eşleştireceğiz ve bunları çok iyi bilmemiz gerekecek. Hocam kusura bakmayın ama ben yayında bir şey yakaladım.
Sanırım şuradan kopya çekiyordunuz. Bunu göstermek zorundayım. Arkadaşlar da bilmiş olsunlar. Her zaman siz yakalamıyorsunuz, evet. Biz de yakalayabiliyoruz. Hocam neden? Neden kopya çektiniz? Bize bunu anlatır mısınız? Şimdi bu alışkanlığımızdır. Çünkü her kopya çektiğimizde biz yeni bilgiler öğreniriz. Bu yüzden böyle küçük küçük parça kağıtlar hazırlayarak da sınava çok iyi hazırlanabiliriz diyelim. Peki hocam, sınavda karşımıza bir soru çıktı. O konuyla ilgili hiçbir şey hatırlamıyoruz. Orada ne yapacağız? Tarihte şöyle bir şey var. Her bir olay başka bir olayın sonucu veya nedeni olabilir. Bu yüzden o soruyu boş bırakacağız. Ondan sonra diğer sorulara bakacağız. Belki diğer sorulardan yakalayacağımız bir bilgi bizi o soruyu yaptıracaktır. Bu yüzden boş bırakıp hemen diğer sorulara bakıyoruz. Ondan sonra tekrar soruya bakarız, hatırlamaya çalışırız. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz rica bilgiler ederim. Için. Rica arkadaşlara ederim. Şimdiden başarılar hepsine dileyelim. Hepsine başarılar dileriz. Umarım her şey gönlünce olur hepsine. İnşallah. Sıradaki haberimizle Tonguç Ana Haber Bülteni'ne devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir olay yaşandı. Şimdi onu getirelim ekranlara. Görüntülerimiz Marmaris'te düzenlenen uluslararası yüzme yarışından. 13 yaşındaki Seyfi Diker yarışı tam birinci bitirecekken arkasından gelen 40 yaşındaki eski milli yüzücü tarafından aldığı darbeyle kendini yerde buluyor ve yarışı 3. olarak bitiriyor. Tabii genç yüzücü yaşadığı olayın etkisiyle gözyaşlarına hakim olamıyor. Yarış sonrası eski milli yüzücü Tolga Öcal hareketi bilinçli yapmadığını söyleyerek herkesten özür dilemiş. Tabii bilinçli yapıp yapmadığına biz karar veremeyiz. Fakat olay sosyal medyaya yansıdıktan sonra neyse ki genç yüzücünün birinci olarak bitirdiği kabul ediliyor Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından. Bizler de bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması dileğiyle haber bültenimize devam ediyoruz. İzmir'de yaşayan 9. sınıf öğrencisi Yiğit, hasta olan amcasına kolaylık sağlayabilmek amacıyla çok güzel bir mouse tasarlamış. Bu mouse çeneyle kontrol edilebiliyor. İzmir'de yaşayan 14 yaşındaki Yiğit Doğan, yatalak olan amcasının bilgisayar kullanabilmesi için harika bir fikir üreterek çeneyle çalışan mouse tasarladı. Mouse sayesinde elini kullanamayan kişilerin rahatlıkla bilgisayar kullanabilmesi hedefleniyor. Mutlu oldular onun için bir şey yaptığımı duyunca. Hem okuldaki bilim şenliğine katılmak için yapıyordum. Ben de aklıma böyle bir şey gelince onlar da duyunca mutlu oldular. Okulumuzda düzenlenen proje şenliğine katıldım bununla ve birinci oldum. Yiğit Doğan, önümüzdeki dönemde TÜBİTAK tarafından düzenlenecek yarışmalara katılmak için şimdiden kolları sıvadı. Antalyalı arkadaşlar çok iyi bilirler. Konyaaltı sahili dünyanın eşsiz sahillerinden bir tanesi. Bu sahilde öğrenciler ve aileleri toplam 30 bin kişi bir arada kitap okumuşlar. Antalya'da Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Sahile Gidiyorum, Kitaba Dalıyorum projesi kapsamında 30 bin öğrenci ve velisi aynı anda kitap okudu. Bugün burada okulumuzla birlikte kitap okumaya geldik. Sahilde çok eğleniyoruz. Burada efil efil havayla değişik kitaplar okuyoruz. Evimizden getirdiğimiz kitapları okuyoruz. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen proje keyifli görüntülere sahne oldu. Tonguç Haber'de bu hafta küçük yaşına rağmen önemli projelerde oyunculuk yapmış bir arkadaşımız var. Emir Özyakışır. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Şimdi sen oyunculuk yapıyorsun ama oyunculuk dışında seni arkadaşlarımız çok tanımıyor olabilirler. Kaça gidiyorsun, neler yapıyorsun? Biraz kendini anlatsana bize. 2'ye gidiyorum. Hı hı. 8 yaşındayım. Hı hı. Okul dışında ve oyunculuk dışında neler yapıyorsun mesela? Okul dışında. Mesela ben böyle... İlk defa böyle yerlere geliyorum. Hı hı. Daha önce çok programa çıkmadın. İlk defa programa çıkıyorsun değil mi? Evet, ilk defa. Peki okul dışında neler yapıyorsun Emir? Böyle bir yerlere gezmeye gidiyorum mesela. Evde falan duruyorum. Hı hı. Satranç oynamayı seviyorum. Satranç oynamayı seviyorum. İyi misin satrançta? Evet. Var mı böyle herhangi bir başarın falan? Evet, okullarası üçüncülüğüm. Okullarası üçüncü oldun. Vay süpermiş. Peki şimdiye kadar hangi dizilerde oynadın? Birisi Gülperi, birisi Masum Değiliz, birisi Bu Şehir Arkandan Gelir. Oo süper. Yani şimdiye kadar 3 tane dizide oynadın. Peki Emir, ileride yeni projeler var mı? Sinema filmi falan var. Hı hı. Söyler misin hangi sinema filmi olduğunu? Onlar şimdilik sürpriz olsun. Şimdilik sürpriz olsun diyorsun. Peki çok güzel. Bildiğim kadarıyla Gülperi'deki oyunculuğunda bir ödül aldın. Seni tebrik edelim öncelikle. Peki aldığında heyecanlandın mı ödülü? Neler hissettin? Heyecanlandım. Hı hı. Sonra geçti heyecanla. Sonra bir rahatladın. Orada konuşma falan yaptın mı yapmadın galiba değil mi? Orada yapamadım. Neden yapamadın? Çünkü çok garip konuştular. Çok garip konuştukları için sen de konuşamadın. Rahat hissetmedin kendini. Evet. Sen dizide Gaziantep şivesiyle konuşuyorsun. Evet. Peki nasıl öğrendin Gaziantep şivesiyle konuşmayı?
İlk önce şive hocası vardı. Hı hı. Sonra şive hocası gitti. Ben alıştım. Sen alıştın, kendi kendine konuşmaya bak. Şimdi peki sana bir soru sorsam, ona Gaziantep şivesiyle cevap verebilir misin bize? Evet. Hadi kameraya bakarak anlat, bir günün nasıl geçiyor Gaziantep şivesiyle. İlk önce kalkayım, sonra okula gideyim, sonra okuldan çıkayım, sonra bir yerlere gideyim, sonra belki set olursa sete gideyim. Öyle geçiyor günler diyorsun. Evet, geçiyor. Çok güzelmiş. Geldiğin için sana çok teşekkür ediyoruz. Okulunda da başarılar, oyunculuk kariyerinde de başarılar diliyoruz sana. Teşekkür ederim. Emir'i konuk ettik bu hafta. Şimdi Tonguç Haber Bülteni'ne devam ediyoruz. Her yıl Mayıs ayının başında yapılan Google Geliştiriciler Konferansı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bu yılda çok heyecan verici yeni gelişmeler var. Google I.O. 2019 konferansı geçtiğimiz günlerde San Francisco eyaletinde gerçekleşti. Bu yıl yenilikleriyle dikkat çeken sistem Android Q oldu. Android Q, daha kullanışlı bildirimler yollamasının yanı sıra karanlık tema özelliği sayesinde göz sağlığı açısından faydalı olacak ve telefonun pil ömrünün uzamasını sağlayacak. Ayrıca geçtiğimiz hafta satışa sunulan ve diğer modellere göre daha ucuz olan Pixel 3a ve Pixel 3a XL Android telefonlar gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekti. Geldik benim en sevdiğim bölüme. Sosyal medyada en çok tıklanan videolar hangileri? İzleyelim. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Bu arada dün Anneler Günü'ydü. Buradan bu vesileyle tüm annelerimizin ellerinden öpüyoruz tekrardan. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.